Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgan'ın başarılı hizmetleri toplumun her kesimi tarafından beğeni kazanıyor. Aksaray Merkez Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Önder Oğuz, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya mahallelerine getirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın Aksaray için çalıştığını dile getiren Muhtar Oğuz, hem mahalle sakinlerinin hem de kendilerinin yapılan hizmetlerden memnun olduğunu dile getirdi. Aksaray Merkez Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Önder Oğuz. 2014 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimle muhtarlık görevine mahalleli sakinlerimizin teveccühüyle göreve geldim. O tarihten itibaren şu anda muhtarlık görevini devam etmekteyim. Başkan Haluk Şahin Yazgı'nın her konuda muhtarlara ve derneklerine destek verdiğini belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Önder Oğuz, hizmetlerin yerinde ve insan odaklı düşünülerek yapıldığını belirterek, başta modern muhtarlık hizmet binası olmak üzere yapılan hizmetleri yerinde anlattı. Evet, şu anda arkamda belediyemizin daha önce bize söz verip temelini attığı sosyal alandaki bir projemiz olan Kadın Aktivite ve Yaşam Merkezi'ni görüyorsunuz. Yine bu dönem belediyemizle birlikte başlayan bu proje özellikle bölgemizde bu alandaki büyük bir eksikliği gidereceğini düşüncesi içerisindeyim. Kadınlarımız halihazırda Fatih Mahallesi'nde olan örnek olan bir projenin aynısı burada da uygulanarak kadınlarımızın bu noktadaki büyük bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Bu tür projeler hakikaten hem mahallemize hem mahallemizin kadınlarına verilen bir hizmet olduğu için bu noktada da ben değerli bir proje olduğunu düşünüyorum. Evet, bir sporcu ve antrenör olarak özellikle şunu belirtmek isterim ki başkanımız spora ve sporcuya elinden geldiği kadar destek vermektedir. Yine bu Genç Osman Parkı içerisinde yapılmış olan spor aktivite alanları bizim için gene mahallemiz adına yapılan önemli projelerden. Bu alanda görüldüğü gibi voleybol sahası, tenis kortu, iki tane basketbol sahası ve bir tane futbol sahası olmak üzere gençlerimizin yararlanabileceği ve spor yapabileceği tüm imkanları mevcuttur. Bununla ilgili olarak bütün gençlerimizin bu alandaki ihtiyacının en azından bir nebze de olsa şimdilik karşılandığını düşünüyoruz. Bundan sonraki hizmetlerde de daha fazlasını başkanımızdan bekliyoruz. Muhtar Oğuz, Aksaray Belediyesi tarafından 2 yılda tamamlanan ve Cumhuriyet Mahallesi'nin birçok ihtiyacını karşılayacak dev projelerden biri olma özelliğini taşıyan Genç Osman Parkı'nı haber ekibimize gezdirerek bilgiler verdi. Evet, şu anda bulunduğumuz alan Genç Osman Parkımız bizim. Mahallemizde yapılan, özellikle kendi adıma söyleyeyim, en büyük projelerden bir tanesi diyebilirim. Bu alanda mahallemizde büyük bir eksiklik giderildiğini düşünüyorum. Belediyemiz bu hizmeti mahallemize sunmakla birçok vatandaşımızın yaz aylarında mesire alan ihtiyacını büyük ölçüde karşılayarak hatta kendi mahallemiz dışından da diğer mahallelerden bu alana hizmet alma imkanını sağlamıştır. Kış ayı olmasa bile şu anda gördüğümüz alan çok sessiz ve tenha olmasına rağmen özellikle yaz aylarında bu park alanımızın özellikle çocuklarımızın oynadığını, ailelerimizin piknik yaptığını ve eğlenebildiği bir ortam haline geldiğini görebilmek gerçekten mahalle muhtarı olarak bana çok ayrı bir mutluluk katmaktadır. Bu tür projelerin hem mahallemiz adına hem de Aksaray'ın diğer mahalleler adına mümkün olduğu kadar yaygınlaştırılması taraftarıyım. Bu projelere bu nedenden çok önemsiyorum. Halihazırda merkezde bulunan Kılıçarslan Parkımızdan sonraki şu anda en büyük park projemiz bu, Aksaray'ımızın. Bunun dışında başka projelerin de olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu tür projeleri gönülden destekliyorum ve belediye başkanımıza
Ayrıyeten teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet Mahallesi'nde her sokağa asfalt çalışması, temiz çevre ve sokaklar için çöp konteynerları ve dahası. Evet, mahallemizin bu kısmı altyapı çalışması tamamlandıktan sonra üst yapı olarak işte asfalt taleplerimizle birlikte belediyemiz son 2-3 sezondur bu bölgeye ağırlık vererek %80 oranında asfalt çalışmalarını tamamlanmış bulunmaktadır. Özellikle bunu beyan etmeliyim ki belediyemizin fen işleri bu konuda gerçekten bütün mahalle muhtarlarının da buna katılacağını düşünüyorum. Çok güzel çalışmalar yaptığını birebir gözlemledim. Bu noktada asfalt ve yol çalışması hususunda gerçekten belediyemizi hem bunu başkanımıza zaman zaman geldiğimiz toplantılarda bir araya geldiğimiz toplantılarda da beyan ederek özellikle söyledim. Bu noktada gerçekten asfalt çalışması içerisinde birçok şeyimiz tamamlanmıştır. Geriye kalan %20'lik kısmı için 2018'de ben bu noktada da çalışmaların devam edeceğini düşüncesindeyim. İnşallah o dönemde de bu çalışmaları tamamlayıp mahallemizin sıfır asfalt sorunuyla artık bir sonraki dönemlere kalması için elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Yine aynı zamanda bu görmüş olduğunuz alan bizim mahallemizin arka kısmıdır. Yani arka mahalle dediğimiz, aşağı mahalle dediğimiz kısmıdır. Bu mahallede daha çok ilk geldiğimiz zamanlar işte çöp konteynerları konusunda talepler vardı. Yine belediyemizin temizlik işleri birimleriyle görüşerek bu eksiklikler de hızlı bir şekilde giderilmiş ve bu noktada da şu anda bir sıkıntımız kalmamıştır. Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri ışığında ülkemizde ve dünyada her geçen gün obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artıyor. Türkiye'de her 3 kişiden birisi obez. Çağımızın hastalığı obezite ve Türkiye'nin sağlıkla ilgili geleceği için Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık semineri düzenledi. Çağımızın hastalığı obezite adlı konferansa konuşmacı olarak katılan Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dekanı Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Namık Özkan, öğretim görevlisi Yurda Gülçöl Geçen ve diyetisyen Cansu Ulukan, dünyada ve ülkemizde obezite hastalığının sebepleri ve tedavileri üzerine bilgiler verdi. Nedir obezite? Obezite Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlığı bozacak şekilde anormal ve aşırı miktarda yağ depolanmasıdır vücutta. Normalde erkeklerde vücuttaki yağ oranının %20'den, kadınlarda %30'dan fazla olması obezite anlamına gelmektedir ve günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. 1980'lerde, 90'larda televizyonlarımız şişmanken artık televizyonlarımızı incelediğimiz şişmanladık. 1980'lerde OECD ülkelerinde her 10 kişiden birisi obez sınıfına giriyorken artık günümüzde her 2 kişiden biri obez sınıfına giriyor ya da overweight dediğimiz aşırı kilolu sınıfa giriyor. Ve bu önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda da her 3 kişiden 2 tanesinin aşırı kilolu olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar hastalığın sebebini modernleşen dünyada fiziksel aktivitenin azalmasına, stres ve depresyona bağlıyor. Özellikle sağlıklı beslenme en önemli bileşen. Bunun dışında düzenli fiziksel aktivite, düzenli olarak yapılması kaydıyla, özellikle sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durma, yine düzenli sağlık kontrolü, bunun dışında özellikle fiziksel aktivitenin dışında stresten uzak durma özellikle önemli. Bunlar birbirini bütünleyici belirleyiciler. Türkiye'de obezitenin görülme sıklığı erkeklerde %15,3 olurken kadınlarda %24,5'i buluyor. Artan obezite aynı zamanda kocaman bir ekonomi de yaratmış durumda. En önemli karbonhidrat kaynağı bizim için ekmek. Çünkü diyete başlayan insanlar ilk olarak hayatlarına ekmeği çıkararak diyete başlıyorlar. Bizim 1 kilo verebilmemiz için her tırdan 7000 kaloriyi çıkarmamız gerekiyor. Yani siz gün 8 dilim ekmeği çıkardığınızda yaklaşık 600 kalori çıkarıyorsunuz. Ama o karbonhidrat kaynağını mutlaka bir şekilde yerine koyuyorsunuz.
O yüzden ekmek yerine pilav, makarna, patates ya da fast food tüketimi, yani diğer karbonhidrat kaynaklarını azaltmayı daha doğru buluyoruz. Aksar Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen Çağımızın Hastalığı Obezite adlı konferans, Aksaray Belediyesi katkılarıyla Aksar Üniversitesi ve Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği tarafından düzenlendi. Konferansa İl Sağlık Müdürü Cengiz Han Kılıçarslan, Aksar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Şahin, Belediye Başkanı Lükşen Yazgın Neşahsi ve Yazgı, İl Protokolü, üniversite öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı. Konferansta özellikle sağlıklı doğru beslenme ve fiziksel aktivite üzerinde duruldu. 24 Aralık Pazar günü Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla Annem, Babam ve Ben Camideyim sabah namazı buluşmaları kapsamında Ulu Camii'nde aynı safı tutanlar Kudüs için duaya etkinliği düzenlenecek. Etkinlikle ilgili Aksaray Önder İl Başkanı Kudüs'ü Bakar ve Genç Önder Başkanı Ebu Bekir Demir basın açıklaması yaptı. Annem, Babam ve Ben Camideyim aynı safı paylaşanlar Kudüs için duaya sabah namazı buluşması 24 Aralık Pazar günü Ulu Camii'nde gerçekleştirilecek. 24 Aralık 2017 Pazar günü sabah namazı programımız vardır. Bu programı Aksaray Önder İmam Hatipler Derneği, Genç Önder İmam Hatipler Derneği ve belediyemizin katkılarıyla gerçekleştireceğiz. İnşallah sabah namazında hedefimiz Ulu Camii'yi doldurmak. Çoluk çocuk demeden anneler, babalar, nineler, dedeler hepinizi 24 Aralık 2017 Pazar günü sabah namazına Ulu Camii'ye davet ediyoruz inşallah. Burada belediyemizin çorba ikramı olacak. Emekliler dinlenme evinde sohbetlerimiz olacak. Biz bu programın sabah namazı buluşması programının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle geçmişte bilgiye ulaşmak çok zordu. Şimdiki dönemde bilgiye ulaşmak çok kolay. Onun için biz yaşantımızla örnek olmalıyız. Çocuklarımıza hayırlı bir nesle emaneti bırakmak için çocuklarımızı sabah namazında buluşturmayı hedefledik. Kıymetli Aksaraylılar, Aksaray Önder İmam Hatipliler Derneği ve Aksaray Genç Önder İmam Hatipliler Derneği olarak Aksaray Belediye'mizin katkılarıyla 24 Aralık Pazar günü sabah namazında Kudüs için elleri semaya, dilleri duaya davet ediyoruz. İnşallah sabah namazından sonra Aksaray Belediye'mizin ikramları olacak. Çorba ikramı ve belediye dinlenme evinde, emekli dinlenme evinde çay ikramı olacak. Katkılarından dolayı ben Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'ya çok teşekkür ediyorum. Bütün Aksaraylı hemşerilerimizi duyarlılığa davet ediyorum. Anne baba, çoluk çocuk, dede nine 24 Aralık Pazar günü sabah namazında Ulu Camii'ye hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Şehrin temizliğine büyük önem veren Aksaray Belediyesi iki çöp taksi hizmetiyle sokakların temizliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aksaray Belediyesi gelişen ve değişen bir şehir olma yolunda özellikle temizlik konusunda yeni çözümler üretmeye devam ediyor. Şehir temizliğinde yeni uygulamalardan bir tanesi olan çöp taksiler, belediyenin temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde gün içinde cadde ve sokaklarda dolaşarak biriken çöpleri topluyor. Vatandaşların ihbarının da değerlendirildiği uygulamada belirtilen yere araçla kısa sürede ulaşılarak çöpler ortadan kaldırılıyor. Kamyonette gün içinde toplanan çöpler büyük sıkıştırmalı kamyonlara nakledilerek çalışmaya devam ediliyor. Çöp taksiler özellikle çarşı merkezdeki birçok noktaya giremeyen çöp kamyonlarının yerine trafiği aksatmadan trafiğe kapalı dar ve ara sokaklardaki çöpleri topluyor. Çöp taksi hizmetleriyle ekipler sokaklarda bulunan ve zamansız çıkarılan çöplere 2 adet çöp taksiyle müdahale ediyor. İl temizliğine büyük önem veren Aksaray Belediyesi cadde ve sokakların yanı sıra park alanlarının temizliği konusunda da büyük hassasiyet gösteriyor. Günün erken saatlerinde başlayan temizlik işleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürüyor. Gece gündüz demeden yüzlerce personel ve araçla hizmet veren Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü temiz kent, temiz toplum bilinciyle hareket etmeye devam ediyor. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi işbirliğiyle sahnelenen İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı adlı tiyatro oyunu sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Burada mideli kaldıran baskı mıtıraş yazıları farklı olmuş. Özgeçmişi tanıttık, herkes bedeninden büyük sözler sattırıyor. Aralarında sıyırma bir imkansız. Bu arada
Ali Cüneyt Kılıçoğlu'nun kaleme aldığı, Elif Erdal'ın yönetmenliğini üstlendiği, Berkay Tulumbacı'nın rol aldığı İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı adlı tiyatro Aksaray Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerin beğenisine sunuldu. Ben öyle sandım. Dereceden Psikoloji Servisi'nde 13 numaralı odanın önünde. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği tiyatro oyunu Türkiye turnesi kapsamında Aksaray Kültür Merkezi'nde 18-19 Aralık tarihlerinde iki kez sahne aldı. Haberleri izlediniz. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de. Tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.